Geçmişin ağırlığı omuzlarımızda. Fransa Afrika'da kaybetti. Çinliler, Ruslar, Türkler Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Avrasya karşısında yenildiklerini böyle kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu açıklamaları Mısır'da yaptı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı öncesinde soruları yanıtladı. Macron, Fransa'nın Afrika ile ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Türkiye'yi ve Avrasya güçlerini hedef aldı. Türkiye, Çin ve Rusya'nın Afrika'da sömürgeci ve emperyalist güçler olduğunu savundu. Çinliler, Ruslar, Türkler Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar. Macron, Afrika ülkelerindeki Fransa karşıtı eylemlere değindi. Eylemleri Türkiye'nin körüklediğini, Rusya ve Çin'in finanse ettiğini ileri sürdü. Türkiye'yi Afrika'da sömürgecilikle suçlayan Macron'a AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, Fransa'nın Afrika'daki sömürge geçmişine dikkat çekti. Sözcü, Fransız çimento şirketi Lafargue'nin Suriye'de Türkiye'ye karşı terörün harcını kardıklarını hatırlattı. Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DAEŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sayın Macron'un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken, üstüne çıkıp Türkiye'yi emperyalist güç olmakla suçlaması vahim bir hatadır.